Öncelikle öğrencinin ailesi ve yakınları da sınava yönelik kendi tutumlarını ve sınavın onlar için de ne anlama geldiğini fark etmeleri aslında bence çok önemli olacaktır. Çünkü kaygının biz hani bulaşıcı bir duygu olduğunu da bildiğimiz için aslında farkında olmadan anne babalar belki de kendi kaygılarını bu sınavla ilgili çocuklarına yansıtıyor olabilirler ister istemez. Mesela örneğin çocukları liselere giriş sınavında veya üniversiteye giriş sınavında olsun kendi istedikleri okula giremedikleri zaman mesela bu onlar için ne anlam ifade eder acaba? Bu noktadan başlayarak düşünmek bence hani anne babalar için de böyle bir farkındalık yaratmak adına faydalı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan hani anne babalar, ebeveynler hatta öğretmenler de bazen öğrenciden çok yüksek beklentileri olduğu zaman da veya kişiyi diğer öğrencilerle kıyaslamak olabilir, öğrenci üzerinde ister istemez bir baskı yaratılabiliyor bu durumda. Ne oluyor burada da önerimiz şey? Tabii ki beklentinin bir gerçekçi düzeye çekilmesi aslında ilk adım gerçekten. Mesela sınavda hiç yanlış yapmamam lazım. Şu soruyu full doğru bir şekilde yapmam lazım gibi düşünen bir çocuğun aslında kaygısı istemeden artıyor. Çünkü orada öğrencinin kendine izin verdiği hata payı aslında biraz azalmış ve kısıtlanmış oluyor. Ve bu da aslında kaygıyı arttıran tekrar diğer bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Bir de sınavlar bazen böyle iyi not almak sınavlarda, iyi bir okula girmek mesela. Çocukların veya gençlerin gözünde de ebeveynleri tarafından böyle bir sevilmek, kabul görmek gibi veya takdir edilmek gibi de anlamlar taşıyabiliyor. Yani şey gibi, benim işte anne babam tarafından sevilmem için, takdir görmem için şu okula girmem gerekir. Mesela diğer bir çocuğun ruh halini buna örnek olarak gösterebiliriz. Tabii bu da yani bir koşullu sevgi gibi adlandıracak olursak aslında yine çocuğun üzerindeki kendi kaygısını arttıran bir etmen oluyor. Bu durumda aslında anne babanın çocuklara verebileceği en iyi mesaj koşulsuz sevgi üzerinden yani sınavdaki performansından bağımsız bir şekilde hani o çocuğun yanında olduklarını, sevdiklerini hissettirmeleri aslında. Yani onların gözünde çocuğun takdir görmesi veya sevilmesi için illa da iyi bir okula girmek zorunda değil, sınavdan çok yüksek bir başarı almak zorunda değil mesajını aslında çocuğa önceden verdikleri noktada öğrenci de kendi üzerinde o baskıyı belki çok daha az hissetmeye başlayabilir. Bence anne babaların yapabileceği en hani direkt ve doğrudan müdahale aslında bu beklentilerini ayarlamak ve çocuğa da bu koşulsuz sevgi mesajını vermekten geçiyor aslında.